Anahtar adlı şarkıya klip çekti. Güzel sanatçının klibinde sürpriz oyuncular da vardı. Benim çocukluğumu oynuyor. Beyefendi sevgili. O da evet sevgili. Evet. Çocukluktan tanışıyoruz. Kötü adam oluyorum diyor. Şimdi bu güzel klibin öyküsünü sanatçının kendinden dinleyelim. Bir aşk anlatıyor. Mutsuz bir aşk. Ayrılmış iki insanı anlatıyor. Küçüklükten beri tanışmış. Bu kadar. Başka bir konu yok yani. Yorumculuğu kadar besteciliğiyle de büyük başarılara imza atan Nalan, bakalım şu sıralar kimlere eser veriyor? Sevgili Sibel Can'ı hazırladım istemişti. Nata yapıldı bitti ama şarkının A bölümünü hala yapamadım. Çok mahcubum. Bu ara son günlerde magazin medyasını meşgul eden bir konuya değinmeden edemiyoruz. Bilindiği gibi Reyhan Karaca, meslektaşı Nalan'ı sevgilisini elinden almakla suçlamış, Nalan da onu mahkemeye vermişti. Ettiği hakaret yüzünden dava açtım. Olayı da bilmiyorum. Neden bahsettiğini de anlayamıyorum. Böyle bir şey yok. Birkaç yıl önce elin bir trafik kazasında yitirdiğimiz yakışıklı popçu Kerim Tekin'in adının da bu olaya karıştırılması Nalan'ı daha çok üzmüş. Teessüf ediyorum. Tekrar Kerim adına çok üzüldüm. Sadece Kerim adına çok sinirliyim. Çok üzüldüm, çok ağladım. Ölmüş bir insanı o şahidimdi diyor. Rahmetle ansın, annesini babasını daha fazla üzmesin Kerim'in. Çünkü onların hayatları devam ediyor. Çok zor yaşıyorlar, evlatlarını kaybetmişler ve çok iğrenç bir konuda Kerim'in adını anıyor. Böyle bir şey yok yani, ne böyle bir şey yaşandı, ne Kerim böyle bir şey söylerdi. Söyleyemezdi, böyle bir şey olmadı. Çünkü Kerim ayrıca, ya çok özel şeyler var, onları da söylemek istemiyorum. Kerim'in olması imkansız zaten, böyle bir şey demesi imkansızdı. Allah rahmet eylesin. Bir tek bunun için çok kızgın ve üzgünüm. Gerisi... çok basit, çok adice bir saldırı yani. Başka bir şey demiyorum. Nalan, böyle bir gönül ilişkisinin olmadığını, Reyhan Karaca'nın ayrıldığı sevgilisinin çok yakın bir arkadaşı olduğunu öne sürüyor. Ben onunla çıkmadım. Çok samimi arkadaşım. Halen arkadaşlığım devam ediyor. En sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Maalesef üzülüyorum. Yani amacının ne olduğunu bilmiyorum. Ya birisi akıl veriyor... hani bir şeyler yap, onun da kaseti çıktı çünkü. Niyeti temiz olsaydı açar bana sorar. 10 yıldır beni niye dinlemeye geliyor? Niye çıktığım gece kulübüne geliyor bu insan? Niye dinlemeye geliyor beni o zaman? 10 yıldır böyle bir şey varsa. Ben yüzüne bakmam o zaman yani, madem biliyor böyle bir şeyi. Gitmem görmem. Bir telefon açıp bana sorsaydı. Ben ona zaten böyle bir şeyin olmadığını, asla yaşayacağını, dünyadaki en sevdiğim arkadaşlarımdan biri olduğunu... kendisine söylerdim. Kendisi medyayı tercih ediyor. Medyada konuşmayı tercih ediyor. Başarılar diliyorum. Yani hiç kimseyi kolay kolay harcayamaz. Amaçlarına bu kadar kolay ulaşamaz insanlar. Reyhan Karaca ise ortada büyütülecek bir şey olmadığını, bir bardak suda fırtına koparıldığını savunuyor. Ben mahkemelere gidebilecek kadar kötü sözler sarf etmedim. Hakaret etmedim, kimseye iftira etmedim. Hayatım boyunca da bu tarz şeylerden uzak durdum. Yıllar önce yaşanmış bir olayla ilgili sitemini dile getirdiğini söyleyen Reyhan Karaca, ben Nalan benim sevgilimi elimden aldı şeklinde bir açıklama yapmadım diyor. Ben zaten benim elimden aldı diye bir şey kullanmadım ki. Yani o niçin olayı bu tarafa getirdi anlamadım. Kendi bir senaryo yazdı. Kendi üstüne yazdı yani. Benim anlattığım üstüne bir senaryo yazdı. Reyhan Karaca, Kerim Tekin'in adının bu olaya karıştırılmasıyla ilgili olarak da şu yorumu yapıyor. Evet, Kerim Tekin'le ben böyle bir şey yaşadım. Ve bana anlattığı şeylerde samimi olduğuna inandığım için de 3 gün sonra ne yazık ki ben aynı o turnede Kerim'i kaybettik. Ne yazık ki Kerim yok ve ben bunları
ondan başkaları duyamayacak yani. Rahmetle anıyorum onu ve ona asla bir saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum.